Evet arkadaşlar, 2019 MSE sorularının çözümüyle devam ediyoruz. İlk sorumuza bakıyoruz. Profesör Doktor Aziz Sancar hasar görmüş DNA'ların onarım mekanizmasını ve genetik bilginin nasıl korunduğunu açıklamak için yaptığı çalışmalarıyla 2015 yılında Kimya Nobel ödülünü kazanmıştır. Bu çalışmaları aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisiyle ilgilidir dedi. Şimdi baktığım zaman hasar görmüş DNA, onarım mekanizması ve genetik bilgi bana biyoloji alanını hatırlatıyor. Anorganik kimya, organik olmayan bileşikleri incelerde endüstriyel kimya, endüstrideki kimyasal uygulamaları, prosesleri inceliyordu. Fiziko-kimya tepkimelerin hızları, mekanizmaları, dengeleriyle alakalıydı. Polimer kimyası da polimer maddelerin üretimiyle alakalıydı. Dolayısıyla e, DNA ve genetik kod vesaire dediği için biyokimya diyorum direkt. Ekranımız büyüdü, küçültelim. Evet sonraki soruya geçiyorum. Sodyum ve potasyum elementleri ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi baktım sodyum 11 dedi 2 8 1 şeklinde ayırdım. Potasyum 19 dedi 2 8 8 1 şeklinde ayırdım. Sodyumun birinci iyonlaşma enerjisi potasyumunkinden daha küçüktür dedi. Şimdi iyonlaşma enerjisi bunlar gördüğünüz gibi aynı grupta. O zaman neye bakacağım? Periyotlarına bakacağım. Bildiğiniz üzere atom çapı aşağıya doğru büyüyordu. Dolayısıyla potasyumun da e, atom çapı sodyumunkinden büyük olacak. Ve son katmanındaki elektronu yönetmesi daha e, güç olacak. Bu nedenle potasyumun iyonlaşma enerjisinin sodyumunkinden daha küçük olmasını beklerim. Atom çapıyla iyonlaşma enerjisi ters orantılı olacak. Dolayısıyla bu yanlıştır. Potasyumun atom yarıçapı sodyumunkinden daha büyüktür dedi. Doğru. Çünkü aynı gruptalar bir A grubunu düşündüğüm zaman aşağı doğru büyümesi gerekiyor. Bu dördüncü periyottadır. Potasyum, sodyumda da üçüncü periyottadır. Dördüncü periyottaki gördüğünüz üzere zaten şurayı çekirdek olarak düşünürsem bununla son katman arasındaki fark bana yarıçapı veriyor. E, şurayı çekirdek olarak düşündüm şu mesafe bana yarı çapı verecek. Birinde 3 katman gittim, birinde 4 katman gittim. Dolayısıyla 4 katman gittiğim daha büyük olmalı zaten. Sodyumun metalik özelliği potasyumunkinden daha fazladır dedi. Yanlıştır yine. Metalik özellik atom çapıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Dolayısıyla son şıkta yanlıştır. Doğru cevap Bursa yalnız pardon Adana yalnız 2 olacak. Bir an 3'e 2 gibi gördüm. Yalnız 2 doğrudur arkadaşlar. Bu silme işlemi beni birazcık zorluyor. Çünkü silerken ekran büyük küçülüyor. Bunu henüz çözemedim. Evet devam ediyorum. Aralarındaki etkileşimler iki su molekülünün gösterilmiştir. Buna göre etkileşimlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bir numaralı etkileşim bakıyorum bir numaralı etkileşim oksijenle hidrojen arasında bu bir moleküldür. Su molekülüdür. Bu da bir moleküldür. Dolayısıyla moleküller arasındaki etkileşimler gösterilmiştir. Burada hidrojen bağını düşüneceğim. Moleküller arası etkileşim olduğu için oksijenle hidrojen arasındaki bir numaralı etkileşim hidrojen bağıdır. İki numaralı etkileşime baktığım zaman su molekülünü oluşturan hidrojenle oksijen arasındaki etkileşimden bahsetmiş. Dolayısıyla bu ee, ametal ametal atomları arasında oluşan kovalent bağdır. Çünkü bildiğiniz üzere oksijen bir ametal atomudur, hidrojen bir ametal atomudur. Atomlar arasında oluşan bağlar için güçlü etkileşimleri düşüneceğim. Güçlü etkileşimlerden de ametal ametal arasında oluşan kovalent bağı düşünmem gerekiyor. Molekül molekül arasında oluşuyorsa yani moleküller arasıysa ise e, fiziksel etkileşimleri düşüneceğim ve hidrojen bağıdır diyorum. Bir numaralı etkileşim elektron alışverişi sonucunda oluşmuştur. Yanlış. 2 numaralı etkileşim moleküler arası etkileşim olarak sınıflandırılır. Yanlış çünkü baktığımız zaman 2 numaralı etkileşim atomlar arasında oluşuyordu. 1 numaralı etkileşim moleküller arasında oluşuyordu. 2 numaralı etkileşim 1 numaralı etkileşimden daha zayıftır. Yanlış 2 numaralı etkileşim güçlü etkileşimde. 1 numaralı etkileşim zayıf etkileşimde. 2 numaralı etkileşim apolar kovalent bağ olarak adlandırılır apolar değildir, polardır. Çünkü e, hidrojen ve oksijen arasında oluşmuştur. Apolar olabilmesi için aynı iki atom arasında oluşması gerekiyordu. Yani eğer hidrojen hidrojen ya da oksijen oksijen olmuş olsaydı apolar etkileşimden söz edebilirdim. Ancak e, farklı iki atom arasında oluştuğu için polar etkileşim e, diyorum bu etkileşim sınıfına. Bir numaralı etkileşimin gücünde en baskın olan hidrojen bağıdır. Doğrudur. Bir numaralı etkileşimde hidrojen bağı baskındır. Hidrojen bağı dışında landığın kuvvetleri de oluşmaktadır. 11. soru Sürtünmesiz ve hareketli pistonlu bir kapta bulunan ve sıcaklığı 50 santigrat derece olan bir miktar ideal gazın belirli basınçtaki hacmi V1'dir. Neymiş? Sürtünmesiz ve hareketli pistonlu bir kapta bulunan sıcaklığı 50 santigrat derece olan bir miktar ideal gazın belirli basınçtaki hacmi P1 diyorum buna. V1'miş. Aynı basınçta gazın sıcaklığı 100 dereceye çıkartıldığı zaman ne olacak? E hacmi büyüyecek. Neden? Çünkü sıcaklık arttığı zaman gazlar gaz taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Gaz tanecikleri arasındaki etkileşim zayıflar. E, genleşme olayı gerçekleşir. Hacmi büyür. E, 100 dereceye çıkarttırıldığında hacim V2 oluyormuş. V1 ile V2 arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir dedi. Şimdi sıcaklığın hacimle ters orantılı olduğunu düşünerek e, şöyle söyleyebiliriz. Mesela hmm, açıklayacak doğru ifadeyi arıyorum şu an anlaşılabilmesi açısından. Diyelim ki 50 santigrat derece sıcaklıkta hacim V1. Ben sıcaklığı iki katını çıkarttığımda 2V1 diyebilir miyim? Diyemem. Neden diyemem? Çünkü e, birebir orant olarak gerçekleşmeyecek bu artış. Ee, şöyle düşünün mesela bir balon var elinizde. Siz bu balonu sıcak bir ortama koydunuz, ee, balonun tane ya da içine doğru bir sıcaklık verdiniz. Ee, tanecikler arasında direkt verdiğiniz sıcaklık kadar bir genleşme oluşmayacaktır. Dolayısıyla V2'nin 2V1'den küçük olması gerekir çünkü direkt verdiğimiz kadar genleşme olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden eğer eşit olsaydı ve keştir 2 ve 1 diyebilirdik ama böyle bir şey söz konusu değil. Her zaman genleşmenin miktarı daha az olacak. 25 santigrat derecede pH değeri 7.3 olan içme suyu içinden karbondioksit gazı geçiriliyor ve suda bir miktar karbondioksit gazı çözünüyor. Hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum. Ee, içme suyunun pH değeri artar dedi. Karbon dioksit artı H2O ne çıkarır sizce? Şimdi ee, karbonat iyonu çıkaracak CO3 2 eksi artı 2H artı çıkaracak. Dolayısıyla haşartı çıkarıyorsa asidik olduğunu söyleyebilirim. Ee, ve pH değeri artmaz bu durumda azalır. İçme suyundaki OH iyonu değişimi azalır. Çünkü haşartı geldi. OH iyonları değil haşartı iyonları eklendiği için derişim olarak OH eksinin derişimi azalmalı. Asitliği artar doğrudur. Çünkü karbondioksit asidiktir asidik bir gaz olduğu için OH- iyonu derişimi azalır ve içme suyu asitliği artar. Doğru cevap eder. nedir? 13. soru kütlece %10'luk. 150 gram sunun acele çözeltisine aynı sıcaklıkta 10 gram acele ve 40 gram su ilave ediliyor. Şimdi kütlece yüzde derişim m çözünen bölü m çözelti çarpı 100 ile ifade edilir. 150 gram sulu çözelti için m çözüneni istiyorum. Bu da %10'lukmuş. Şimdi bu işlemi yaptığım zaman şunlar gider. İkisini de böldüm 5'e. Burası 3, burası 2 gelir. Bununla şunu böldüm. m çözünen bölü 3 eşittir 5'miş. M çözünen o zaman 15 gram olmuş oldu. Yani 15 gram Naci ile çözmüşüm ilk durumda. Ne yapmış? Aynı sıcaklıkta 10 gram daha Naci ile eklemiş. 15 artı 10 bölü 40 gram da su ilave etmiş. Şimdi 150 toplam çözeltimdi. 10 gram daha nacele ekledim. 40 gram daha su ekledim. Burası ne attı? 200 gramlık bir çözelti oldu. 200 çarpı 100 dedim. Bu işlemi yaptığım zaman şurası 25. şu sıfırlar birbirini götürdü. 25 bölü 2 eşittir. 12 buçuk yaptı benim kütlece yüzdem son durumda formülü kullandık direkt m çözünen bölü m çözelti çarpı 100 çözelti dediğim şey çözünen artı çözücü miktarıdır. o yüzden de son durumda 200 grama eşitlenmiş oldu çözücü çözün çözelti miktarımız. Geldik son sorumuza. Polivinil klorür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Polivinil klorür yapı sektöründe özellikle pencere ve kapı yapımında yaygın olarak kullanılan bir polimerdir. Şimdi monomeri tetra kloro etilendir yanlış. Ee, bunun yapısını arkadaşlar hemen size çizmek istiyorum. Kusura bakmayın. Bekletiyorum biraz. Şimdi şöyle olacak. Bir e, vinil klorür yapım olacak. E, gördüğünüz üzere bir e, organik bileşik. Bu organik bileşiği bir alken olarak isimlendirebiliriz eğer AYT çalışanınız varsa da. Alkenden bir hidrojen çıkarıp bir halojen olan kloru eklemişim. Vinil klorürdür monomeri. Dolayısıyla bu yanlıştır. Elektrik akımını iyi iletir dedi. İletmez arkadaşlar. İletebileceği bir yapı yok gördüğünüz gibi. Yani bu suya attığımız zaman iyonlaşmaz zaten. Düz zincirli bir polimerdir. Doğru. Bu aslında birazcık organik e, bilmeyi gerektiriyor. Doğada kısa sürede bozulur. Yanlış. Doğal polimer olarak sınıflandırılır. E, yanlış arkadaşlar. Şimdi ben bunun şuralarını açıp bir sürü e, vinil klorürü birbirine bağladığımda PVC yani polivinil klorür oluşturmuş olurum. Düz zincirli demek böyle bir e, zincirden oluşmuş demek. Şurası bunun zinciridir mesela. Dallanmış olması demek şu demek. c c 3 işte C-2H5 bilmem ne. Böyle bir yapı yok, dallanmış değil. Ya da halkalı değil halkalı demek de atıyorum benzen türevi demek böyle bir yapı değildir. Dolayısıyla düz zincirli bir polimerdir ifadesi doğru olacak. 2019 TYT kimyanında son e, 2019 MSV kimyası soru çözümlerinde sonuna geldik. Bir sonraki videoda 2020 e, MSV çözeceğiz arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım videolar yayınlandığına bilginiz olması açısından.